Merhabalar. Gelişmiş üretimde alt reçete nasıl kullanılır? Bunun için öncelikli olarak üretim yönetimi modülü içerisinde kartlar ve ürün reçeteleri ekranını çalıştırdığımızda karşımıza reçete listesi gelir. Burada yapacağımız reçete tanımında öncelikli olarak alt reçete tanımlamasını gerçekleştirip daha sonrasında üreteceğimiz asıl ürünümüz olan mamul üretimi için ikinci bir reçete tanımlaması sağlayacağız. Örnek olarak şampuan üretimini gerçekleştirdiğimizi düşünelim ve yeni bir reçete tanımlaması sağlayalım. Bunun için F4 ekle dediğimizde karşımıza reçete tanımlama ekranı gelir. Burada yapacağımız üretime ilişkin açıklamamızı belirtip şeklinde bir açıklama belirtelim. Bu açıklama sonrasında varsa özel kod ve yetki kodu gibi alanları doldurabilir. Aynı zamanda not alanına yapacağımız bu reçete tanımlamasının alt reçete olduğundan dolayı gibi bir açıklama belirtip devam ettiğimizde oluşturacağımız rota ile rota listesini çalıştırıp burada daha öncesinde oluşturmuş olduğumuz bir rotamız mevcut. Rotamızı inceleyecek olursak içerisinde tek bir operasyonun olduğu, bu operasyonun ise bir birimlik bir hazırlık süresinin olduğu, tek bir istasyon içerisinde yapılan şampuan üretiminin gerçekleştiğini ve istasyon içerisini incelediğimizde giriş depomuzun ham maddeden alacağımızı, reçete sonrasında çıkacak olan ürünümüzün yarı mamul deposuna çıkacağı ve oluşan yan ve fire ürünlerinin ise fire ve zayiat adı altında oluşturmuş olduğumuz depolara çıkışının gerçekleştireceğini görüyoruz. Gelişmiş üretimde tanımlayacağımız reçetelerde istasyonlarımızın farklı depolardan olması iş süreçlerimizi daha çok kolaylaştıracaktır. Bu şekilde daha öncesinde gerçekleştirmiş olduğumuz depo tanımlamaları sayesinde ilgili istasyonda ham maddemizin, yarı mamulümüzün, firelerimizin hangi depodan girip hangi depodan çıkacağı bilgilerini tanımlarız. İlgili şampuan üretimi istasyonumuzu, operasyonumuzu ve rotamızı seçtikten sonra devam ettiğimizde dağılım katsayısında oluşabilecek miktarların birbiri arasındaki dağılım katsayısını belirtir. Ana reçetemiz varsa ana reçetemizi buradan seçebiliriz. Alt kalemlere geldiğimizde çıkacak olan ürünümüzü kod kısmından stok listesini çalıştırırız. Çıkacak olan ürünümüz daha öncesinde oluşturmuş olduğumuz üretimde kullanılacak malzemelerimizin, üretim sonucu çıkacak olan malzemelerimizin tanımlamaları ile örneğin yapacağımız şampuan içeriği üretimi sonrasında çıkacak olan yarı mamulümüzün şampuan içeriği çiçek esanslı ürün olduğunu ve bunun da kilogram değerinde olduğunu görüyoruz. İlgili ürünümüzü reçetemize eklediğimizde üretim sonucu oluşabilecek kaç kilogram şampuan üretiliyor ise ilgili miktarımızı belirtiriz. Ve bunu mevcut stoktan alacağımızı karşılama türü olarak ham maddeleri kullanarak üretimden karşılanılacağını ve maliyetimizin %100 değerinde olduğunu belirtiriz. Şimdilik bu kolonların değerlerini oluşturmuyoruz. Devam ettiğimizde giren ürün olarak şampuan içeriği çiçek esanslı ürünümüzü üretirken hangi ham maddeleri veya yarı mamulleri veya ticari malları kullanıyorsak ilgili ürünlerimizin seçimini sağlarız. Bunu da F12'den toplu malzeme seç yöntemiyle gerçekleştirebiliriz. Toplu malzeme seç dediğimizde bizi stok listesine atacak ve bu stok listesinde dilersek kullanacağımız ürünlerin her biri ham madde olması durumunda ham madde filtremizi verebilir ve çoklu seçim yardımıyla şampuan içerisinde kullanacağımız ürünlerimizi kolayca seçebiliriz. Gelen ürünler sonrası arada oluşabilecek boş satırımızı temizleyip her bir ürünümüzün bize alt reçetemizi üretirken sarf edeceğimiz ürünler anlamını taşımaktadır. Eğer bir de reçetemize istinaden fire veya yan depoya çıkabilecek ürünlerimiz mevcut ise bu işlemlerimizi de seçebiliriz. Örneğin köpürtücümüzün
fire olarak çıkabileceğini ve bunun gibi fire olarak çıkaracağımız ürünlerimiz varsa bunları belirtiriz. Daha sonrasında her birinden ne kadar kullanacak isek, örneğin 100 kilogram bir şampuan içeriği üretirken ne kadar kullanacaksak ilgili su değerimizi girebiliriz. Tekrar bunu mevcut stoktan alacağımızı, bu sefer sarf edeceğimiz ürünlerimizi stoktan karşılayacağımızı, devam ettiğimizde şampuan köpürtücümüzden, ilgili şampuan oluşturulurken kullanılabilecek kimyasal malzemelerden, burada vereceğimiz miligram gibi değerlerimizin virgül ile değil de nokta olarak ayrıştırım yapacağımızı, gibi miktarlarımızı oluşturduk. Dilersek formül bilgisi alanından mamül miktarımızın F1 olduğunu ve buna göre formülasyon değerleri kullanabileceğimizi biliyoruz. Bu gibi miktar formüllerimizi oluşturduktan sonra stoklarımıza devam ettiğimizde üreteceğimiz ürün haricinde sarf edeceğimiz ürünlerimizin stoktan karşılanacağı için stoktan karşılama türü olarak ilgili kalemi seçeriz. Eğer kalemimiz sipariş ile karşılanıyorsa sipariş seçebiliriz. Biz stoktan karşılayacağımızdan dolayı tüm satırlarımızı kontrol Y yardımı ile stoktan karşılama durumuna getiririz. Daha sonrasında devam edeceğimiz diğer özelliklerde herhangi bir tanımlamalar varsa bunları tanımlarız. Şimdilik bu kadar tanımlamamız bizim için yeterli olacaktır. Reçetemizi bu şekilde tanımlayıp kaydettikten sonra yapmamız gereken diğer bir tanımlama, şampuanımızın üretimi sonrası oluşan şampuan miktarımızın kutulama ve ambalajlama yaparak asıl mamul haline getirmek ve bunun için de ana reçetemizi oluştururuz. F4 ekle diyerek kutulama ve ambalajlama sonrası oluşan şampuanımızın reçete açıklamasını belirtiriz. Örneğin şeklinde açıklamamızı belirttik. Özel kod ve yetki kodları veya not alanımız varsa buradan tekrardan aynı şekilde ilgili tanımlamalarımızı gerçekleştirebiliriz. Genel kısmına geldiğimizde tekrardan yapacağımız reçetenin hangi rotalardan, hangi operasyon ile çalıştığı, bu operasyonlarda hangi makinenin kullanıldığını tekrar bu reçetede de belirtiriz. Daha önce tanımlamış olduğumuz kutulama rotasını inceleyecek olursak, burada bir şampuan kutulama rotasının olduğu, bu şampuan kutulama rotasının içerisinde bir adet şampuan kutulama operasyonunun olduğu ve bu operasyon içerisinde tek bir makinede bu işlemin yapıldığını görüyoruz. Ve bu makinenin giriş deposunun yani alt reçete sonrasında girişi gerçekleştirilen yarı mamülden mamül deposuna üretim gerçekleştirdiğini, oluşabilecek fire ve zayiat işlemlerinde ise fire ve zayiat deposunun kullandığımızı görüyoruz. Bu şekilde kutulama rotamızı seçecek olursak ve herhangi bir dağılım katsayısı ve ana reçete belirtmeden kalemlerimize geldiğimizde burada kutulama sonrası oluşan şampuan mamülümüzün seçim işlemini gerçekleştiririz. Stok listesine geldiğimizde mamül olarak tanımlamış olduğumuz şampuanımızı çıkan ürün olarak ilk satırda belirtiriz. Ve bu kutu şampuanımızın bir adet oluşacağını mevcut stoktan ve üretim ile karşılayarak bize %100 maliyet değerinde olacağını belirtiriz. Bir alt satıra geldiğimizde tekrardan giren malzeme olarak bu sefer alt reçete sonucu oluşan yarı mamülümüzün seçim işlemini gerçekleştiririz. Stok listemize geldiğimizde burada yarı mamül olarak üreteceğimiz şampuan içeriği çiçek esanslı ürünümüzü kalemimizde seçer. 750 milim şampuan için 0,75 kilogram şeklinde ürünümüzü belirtir. Bunu üretim ile karşılayacağımızı ve hangi üretim sonucu karşılanacağını ise alt reçete kodu alanından listemize bağlanarak daha öncesinde tanımlamış olduğumuz çiçek esanslı şampuan içerik üretimini seçer. Bu şekilde tanımlamayı sağlarız ve bir alt satıra gelerek bu reçetede kullanacağımız aynı zamanda bir de kutu faktörümüzü listemizden seçmek için tekrar giren türünde kalem türümüzü seçer. Listemizden şampuan kutusu veya şampuan ambalajımızı seçip devam ettiğimizde bir adet kutu kullanacağımızı ve bunu da
stoktan karşılama olarak seçeceğimizi belirtir. İlgili reçete kaydımızı tamamlarız. Yapmış olduğumuz reçete tanımlamaları sonrası yeni bir sekme açarak üretim yönetimi içerisinde üretim modülüne gelip burada üretim emri oluştururuz. Yeni bir üretim emri için F4 ekle denilerek bir üretim emri kodu ve sonrasında üreteceğimiz 750 milimlik şampuanımız için açıklamasını belirtip eğer bir firmaya istinaden bu üretimi gerçekleştireceksek ilgili firma bilgilerini girer. Özel kod, yetki kodu veya bir projeye bağlı üretim yapıyorsak bu bilgileri oluşturur. Varsa bir not belirtip reçete alanımıza geldiğimizde üretime girecek reçete ve miktarlar kısmından listemizden oluşturduğumuz ana ürün reçetesini seçeriz. Ana ürün reçetesinde belirleyeceğimiz miktar ile örneğin 250 adet şampuan üretimi gerçekleştireceğimizi düşünelim ve devam ettiğimizde alt satırlarda aynı zamanda alt reçetemizin kalemlerinin de gelmiş olduğunu görüyoruz. Burada seçeceğimiz depoya istinaden elimizdeki miktarların ne kadar kaldığını görebiliriz. Şu an elimizde herhangi bir miktar olmadığından dolayı eksi stok üzerinden üretim gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. İş emirleri planla dediğimizde iş emirleri oluşturulacaktır. Tüm emirler planlama aşamasında kaydedilecektir. Devam etmek istiyor musunuz? Evet deyip iş emirlerine geliriz ve burada görmüş olduğumuz satırlarda ilk satırımız alt reçeteyi istinaden oluşan reçete bilgileri karşımıza gelir. İkinci satırımızda ise ana reçetemize istinaden yani şampuanımızın kutulama aşamasında olacak ilgili satırlar karşımıza gelir. Bu şekilde işlemimizi kaydettiğimizde üretim emrimiz planlama aşamasında oluşturulur. Planlama aşamasındaki üretim emrimizi direkt tamamlandı durumuna çektiğimizde karşımızda miktarlar ana gerçekleşene göre güncellensin mi sorusu gelecektir. Eğer bu soruya evet dememiz durumunda gerçekleşene göre miktarlarımızı getirecektir. Burada herhangi bir operatör hareketi girmediğimiz için sıfır olarak gelir. Bunu da hızlı bir şekilde planlananları yani planlamış olduğumuz miktarları gerçekleşene kopyala dememiz durumunda planladığımız miktarları aynı zamanda gerçekleşen miktar olarak getirip reçetelerimizdeki sarf ettiğimiz, ürettiğimiz ve fire verdiğimiz kalemler karşımıza gelir. Kaydetme tamamla dememiz durumunda üretimimizi tamamlayacaktır. İlgili tamamlanan üretimleri durum kısmındaki tamamlandı aşamasından takip edebilir. Stok listelerimizi inceleyecek olursak yeni bir sekme açıp stok malzeme listeleri ve stok malzeme listesini çalıştırıp burada mamul depomuzu seçtiğimizde şampuanımızdan elimizde 250 adet olduğunu görürüz. Yarı mamul depomuzu inceleyecek olursak yarı mamul deposunda ambalajımızdan 250 tane gittiğini, şampuan esansı içeriğimizi şampuanımız kadar üretip kullandığımızdan dolayı stoğumuzun sıfır olduğunu ve ham madde depomuzu incelediğimizde elimizde olmayan ürünlerin üretimini gerçekleştirdiğimiz için eksi miktarlara düştüğünü görürüz. Bu şekilde alt reçetelerimizi kullanarak ana reçete üretimini hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliriz.